Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hayırlı günler. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık versin. Bizleri sorarsanız da arkadaşlar, biz Hatice'nin evini iyileştirecek. Gayrı kaç gün uğraşırız bilmiyorum. Bugün Hatice mutfak dolabını temizliyor. Şöyle işlerini filan siliyor. Ondan sonra buralarda da tabakları ne işte gelenler böyle kırılan dökülen ne varsa onları bilmeye yok da bir yandan çıkaracak, bir yandan yıkayıp iyileştirip serecek, döşeyecek bugünlük anca mutfağı burayı yapabilirik. İşte kunde bir tanesiyle uğraşacak arkadaşlar. Zaten eşyasının geldiği gün sobayı kurduyduk. Sobayı yaktıydık o gün, yine üşürdük. Eşyalar çekerken zaten çamurdu, karıdı, şeydi. Bunlar önceden burada görümcesi oturduydu. Bu koltuklar ondan kalma. Bununkiler böyle daha burada gayrı. İşte batık hep görüyorsunuz arkadaşlar. O gün çamur, yağmur, kar açıkta gelince hep batmış. Bilmiyorum silince de çıkmaz herhalde. Yıkattıracaklar mı? Yoksa yeniden yüz mü geçirtirecekler? Daha bir belli değil. İşte daha böyle koç. O gün alasemeti soktuyduk. Böyle duruyor. Şimdi Hatice diyor gayrı burada kalacak olunca biraz diyor evde duralım. Evde iyileştireyim. İşte Uğur gelemiyor. Biz de rahat edemiyor. O yüzden burada gelecekler, duracaklar. Olmayanını vereceğiz. Olanlarıyla da idare edecekler arkadaşlar. Şöyle biz iyileştirmeye başlayalım. Ufaktan ben tabaklarını, çanaklarını bir çıkarayım. O da dolabını iyileştiriyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evime de gayrı. Evet, evime. İşte böyle arkadaşlar, ne yapacağım? Canları sağ, kırılana, dökülene bakmayacak. İşte tabaklar, çanaklar bir çıkarayım ben. Görüşelim arkadaşlar. Altına koltuk şey yokmuş. Elindeki ne sileceğim? Şu yüzünü ben alayım şundan. Altını şu eski değil mi? Gayrı hepsi bitince yıkanır ya. Bir deri var. Kapayım mı? Tam şeye denk geliyor yani. Öne doğru çeksene. Ayağım yok mu? Sallanıyor. Yok. Kırılmış. Ayağın biri mi yok? Kırılmış herhalde. Ya da orada bir şey yüksek ya. Dedim yine kapatmış olabilir. Ayağın mı? Gitti mi kız arkaya? Gitti de. Hep sallanıyor iyi. Ayağı açılacak herhalde. Altına bir şey mi olsun? Ya da şöyle bak bağırma yani. Ay bir şey değil de yazıcı. Ay güreyle bir. Bak yeri. Şimdi doyuyor. Fincanlarını neye attı arkadaşlar? Şunlarla kırılmıştım. Bir bu mu kalmış kız? Herhalde ki bu var. Onu da ben götüreyim de kendim içeyim. Bitecik bu var ya hesapta. Bundan da mı kırılmış? Şundan da mı kırılmış? O yemek takımının mıydı? Şey vardı ya, onlar kırılmış. Attık ya.
ahşap olanlar. Bambulular. İşte normal koç olsa her şeyi birleştirin. Saran. Tek geldiği gibi attılar. Biz böyle koyalım, bir yandan makineye birleştirip çiğneyecek. Aslında çişme olsaydı daha rahat şurada. Ben şundan ne yapayım? Babam nereye gidiyor? Çişme babam evde var. Baharatla. Eve mi gidiyor? İyi. Şundan zahirin var. Maria'nın şeyi. Herhalde öyle yanlış olmuş Hatice. Dolabın içini. Böylece koymuşlar. Dolabın içinde gidiyor. Böylece takip etmiş şuraya. Anadan ev bizi var. Aradan açtığında... Üzerine oturana kadar orada orada olur. Bitireyim mi? Üç gün kaldı bana sana. Cenat gel. Oruçta biz de dur dedim ama duyma Hatice. Hatice mi? Daha bir daha durdurup diyor. Bir şey yok. Yandan da süslerini takayım ben. Ne yapayım tarifçileri? Kirli dolaba. Kirli dolaba. Bir yandan silinecek. Biz o gün yüzünü silmedik miydik? İçini mi sildik? İçini sadece. Ha işleri temizledik. Yesin. Ama içini sildik mi? Ben içimden çalıştım mı şunlar? Çalışma mı? Şundan konuşuyorlar. Sen o da mı ben ya. Olanlar için de bozmayacak bence. Ben sildiydi içine. Bir şey sildik işte. Çalıştırdık. Ama onu çalıştırmadık. Hiç onu çalıştırdık. Yıkay gibi değil ya. Hatice ben bir yandan gönderelim. Hani sıcak su var da. Şey onunla uğraşmayalım. Şunları çekseydik. Yok ya ortalığı toplamayalım. Şunu mu? Buzdolabının suyunu boşalttı. Bu sefer de bu yanına geldi bu paraba. Tamam şimdi şunları ben şey yaparım. Örtüleri örtüp mü? Şu son bir dolap kaldı. Onu da sileyim. Önce yukarılar bir iyileştirin kabakları. Yukarı şuraya döndürdük. Sızdıkça şey derdi. Ya kurulardık da sızmasını da beklemezdik de. Şimdi bir sürü şeyler. Şu ortalığı bir şey diyeyim. Sıkarlansın diye. Şu masanın üstünü bir kabakçana taksın ben. Şu dolabın üstüne şunları üstüne unutmadan da. Diye çıkmadı efendim. Ben yıkayım ya bir yandan bunlar yapacak. Üşüyeceğim. Yani bir süre de şey olur ya. Makine toplanana kadar. Olsun olsun. Hiç şey gitme. Çoğu borcamlar ne yapar? Onlar bütün ele bir. Şimdi bir sürü iyice varmamış onlar olur. Bunlar da cifre değil ama bir de basacıyım. Neyse bastıklar hali bir silin ya. Tezgahı mı çıkıyor dediler? Tezgahı mı çıkıyor dediler? Yapacak bir
bir şey yok. Siliyorum bir yandan, bir yandan. Mecbur çıkaracağım nefesini. Bu yok bu arkadaşlar. Bu olsa da nasıl yetişecek kız? İşte. Ayşe'ye kaçacak öyle mi? Nereye kaçacak? Ayşe'ye eve gideyim diyor hemen. Kaçacak arkadaşlar. Ben Ayşe'yi bekleyeyim. Zorok beni sonra dönüyor. Ayşe'ye eve gideyim. Okuldan buraya geçti. Yolunun üstünde atacağım eve. Geliyor mu? Abla hep şey dindi yarın. Geçince. Öyle de mi geliyor? Zaten gayrı bir ay olur. Esas. Daha sonradan mı aldın? Önceden mi aldın? Hani yemek takımım bunlar hep benim 12'de. Senin aldığın. Böyle miydi? He. Ama ben aldığım ne unutmuşum arkadaşlar. Senin aldığın herhalde. Kim alacak başka? Bana iki tane yemek takımı sen almadın mı? Benim mor biri pembe. Onlar da. İki tane mi aldın bir de? Bayağı da kullanırım. Yok. İki tane mi aldın bir de? Yok. Ne yapacağız ya? Ama da acıyorum. Dolaplarını üstlerini yüzlerini sildim zaten. Annem ilgilenmeden ben üstünü hallettim. Bayağı yordu önemli. Şey. Onu örtüleyebilir miyim? Teşekkür. Örtüleyebilir. Tabii üstüne daha şey ama. Aslında en önemli şu tüpün ocağın olduğu iş. Oraya mı olsam gerek? Ne? Çünkü gitmez bunlar. Fiyat koy. Fiyat yok ki şu an. Şey? Ben de son gazeteni yazdım. Ne? Gazete neyse. Önce bunu arabı ser. Dolabın üstüne. İlla ki yağdan şeyden dolapların üstünde şey kalıyor arkadaşlar. Neyse ki. Üstüne bir şeyler koysun da. Yine bunu alıp atıyorum. Yine de video seriyorum. Burada priz koymuşlar. Prizi niye koydun? Var mı nefesini? Geç buranın üstüne neydi ki? Ama çok yüksek. Bura arada şey vardı ya kız eskiden. Şöyle kapalıydı. Şura kapalıydı. Sonra da burayı açtım da size evi gösterdim. Tamir gösterdim. Şu taraf mutfağıdır sadece. Burayı kiler gibi mi yapmışlarmış? Evet, kiler olarak. Gibi yapmışlarmış. Buralar normalde mesken evler arkadaşlar. Oğlum dedesinin mumu var. Babasının mumu gayrı. Babasından kalma diyeceğim. Bunlar da gelin olduktan geldi. 2-3 ay sonra buraları tamir ettirdiler. İşlerini yaptırdılar yeniden. Boyadılar, tavan yaptılar, dolap yaptırdılar işte. O zaman çok harcama yaptılar. Bileziklerin buna gitti. Bileziklerini ona gitti. Daha da uğurum şeysine harcadı boşta. Evet. Yani böyle bu kafalarını soktuydu işte. Ondan sonra da oraya gittiler. Uçtu masa biraz şey. Gölgesi oturdu ondan sonra. Ne? Masamın süsü şu da diyor. Ya olsun dursun bari masayı çıkardığını iyileştirin. Yapışacak zaten. Ondan sonra görümcesi oturdu. Ondan sonra o da Aksaray'a koştu. İşte giderken o koltuklarını götürmedi o. Yine de alacağım deyip. Hadi ben de temizledim bu alt dolaplarını şimdi arada. Yemen geldi azıcık. Benim daha bir pis yattı. Yani oldu. Şöyle biraz yardım edelim. Nasıl olsa eli oldukça biraz arkadaşlar daha makinesine dahil değil. Makinesi olsaydı bir yandan koyduk içine. Yine de koyacak onlar neydi? Şu tabaklarını silerim koyarım da onlar sonra geldi usul usul evde durdukça. Hiçbirisi dahil değil. Daha çamaşır makinesi dahil değil. Bulaşık makinesi dahil değil. Daha bugün başladık. Yarına inşallah onlar dahil olup makineye olacaklar. Bir yandan işte toplayalım galiba. Ne yapalım? Ramazan geliyor. Bu da durmuyor.
Tırmadığı gibi de evine geçecek. Şimdi şu örtülerini de yedik. Şöyle su tabaklarını da siliyorum takipçilerim. Şöyle boyasın yerine de faydası. Atlarını serdi. Bunlar yiyor dedi. Bunlar konuşacak. Şimdi dokeceğim ben bunları. Burada komşular mı olmuşmuş arkadaşlar? Yok yok, şu benim, şu beyaz mı? Şu senin mi? Çiçekli ne şu beyaz gülaplanın? Şu iki. Kulu bak izlerse tabakların gelmiş. Halın gelmişti. Halın gelmiş. Yani ne bilsin de bunlar da akıllarına hiç gelmemiş. Burada komşuların tabağı var, halısı var bile. Başladı yine anne. Muşatçı. Arkadaşlar tabaklarının kutuları kırılmış. At gitsin çöpe. Atayım mı? Ne öyle çekme öyle kullanmıyor musun? Ya, şu alttakini belki kullanır mıyım? Şunun da şurası kavlamış. Şurası yine burası kırılmış. Çekmesin abi örtü. Bir tane şunun kalmış atacak sana. Sana örtü. Bu daha iyi gitmiş. Ha, bu daha kesilecek mi? Bir tane su kalmış arkadaşlar. Kesilecek onu or. Ama canı da abi de çirkin gözler arar. Pazarda onlar varmış, onları alabilirim. Al, şunlar çorabı bize dağıtsın. Dur çorabı. Kesilecek daha. Şu, şu ortası yeni kes. Onu getir de buraya koyacağız. Ha. Tuvaletimize gidebilirsin Osman. Telliklerin giy haydi. Bak sana nasıl tellik aldım bugün. Ya. Bunların kenarları neydi kırık atacağım? Et bakalım. At ya, at. Kullanılmaz zaten. Atıyorum. İnşallah şunun bari kırılmamış olsun. Hani şunu şuradan kesilene. Murat yap kurtulur. Ne? Bıçağdan mı? Bıçağını ittim ben. Bıçağım koydum. Sen elime dikkat et, benimkine bakma da. Bıçak da hiç kesmiyor. Anne öyle yapma önce, nasıl? Hiç kesmiyor. Tamam bırak, başka bir şeyin içine. Hangi masa, makası nerede? Ben makası şeyin üstüne koyuyordum, buzdolabının üstüne. Oradan ettim ben. Şu makası vardı ya. Şu işte buzdolabının üstüne koyuyordum, buzdolabının üstüne. Öbür bıçaklar neredeyim şu anda, daha bulamadık şimdi. Getir şu var, şu keskin mi şu? Ama o yırttı mı? Ama sinir oldum der. Şunu ortadan keseyim mi? Sığar mı ki? Onu şöyle biraz köşe boş kalıyor da. Hatice şöyle ortayı keseyim mi? Makasıyı kesiyordu ya. Bu... Makası bulmam lazım. Bu kesmiyor. Bakalım. Bununla iyice birleştirirsen kesiyor. O kesmiyor şimdi. İyice harfalar. Tıklayınca daha iyi olur. Bu konular. Dal yine de şöyle koşelerine koyuyoruz. Sizin makas vardı. Nerede şeyin içinde ne olurdu ya? Ya şimdi burada makası nerede bulacağım? Bir bağırım. Sen öbürlerini zaten kestin. Bu kargaşa da. Şunların koy. Bunlar ne gelin olur kına? Aldığım yemek takımları. Ha? Yine neye dövüştüler diyor. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyeyim bacağıma? Davaya gitti. Ama sifre gidiyor.
açayım. Şurayı nasıl yapsam ki ya? Burada sen Allah'ın evi. Koşa ya, koşa da evi. Kaşı bul bakayım ben. Vallahi ben kaşıyı kestim, buzdolabına geri getirdiydim şurayı. Bu oğlum git ayağa sallanıyor mu? Mutlu neyi devirilir? Osman telliğini giy. Ha, çıkartma oğlum git. Osman kal çıkartma anne telliğini. Yürü halının üstüne varınca çıkart. Tut. 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 Makasın o şeyleri boşalttın. Ne şey olur mu? Şu kesmez mi? Sen iyi sıkı tut bakayım. Şöyle zabandan az giderek gel. Git. Gel bıçak var dur. Tutkular burada. Nereye görüyorsunuz? Daha giderken verdiğim gıcır baksana ha. Kaçık. Artta oynayalım. Neyi var? Babam da iş koyuyor. Aşağıda işte yapıyor. Bağlar bu da orada. Tutamaz değilim. Aş götürüyor. Nereye gidiyor? Aman da bir tık yıkmaz olacak. Ah gittin ya o zaman öbüründen seyir. Sinir olurum ben. Aman da bize. Başka bir de atma da şuraya sileyim getir. Parça ellere koy ya. Tepeye sileyim bari. Beceremediniz mi? Bıçağa makası bulamadık. Makası koydun ama nereye koydun? Bıçaklarda tırtıklayır. Al. Ya şunlardan ya katla seyir. Daha bir tane var açılacak. Atlara da alırız. Atlara da alırız yine de. Hı. Tamam. Şöyle katla katla ser Hatice. Fazla gelenlerini katlayın. Bu şey yok. Bu da yapacak bir şey yok. O şurayı şeydi o yüzden. Yoksa kestiklerin hepsini olur zaten. Sen başka yok mu? Şu anda bir bakayım. Neyse otursun. Neyi vereyim? Açın. Oraya ne koyuyordun? İyi, o kesilecek işte. Biri fazla geldi de ikiye mi böleyim diye şu kutukillere ne olursa diye kesmedim. İkiye mi katlayalım bunu? Bu kutuya bakıyorum.